çocuk deyip geçmeyin. Kendileriyle birlikte dertleri de büyüyorsa ve ebeveyn olarak hepsini kucaklamak zorundaysanız gelin bunu beraber yapalım. Çocuk ve gençlerin gelişimleriyle alakalı karşılaştığınız veya merak ettiğiniz her soru için çocuk deyip geçmeyin. Bu program bir arşiv yayınıdır. Efendim merhabalar. Yine bir pazartesi günündeyiz. İstanbul'dan sesleniyoruz sizlere ve sesimizin ulaştığı tüm anne babalara, tüm yüreklere, çocuklarla birlikte olan, çocuk sevgisini taşıyan herkese sevgi ve selamlarımızı iletiyor ve bir saat sürecek olan birlikteliğimizin ilk dakikalarını şu anda başlatıyoruz. Efendim 12'ye kadar sürecek olan yayınımızda, canlı yayınımızda sizlerden gelecek olan telefonlara yer vermeye çalışacağız ve sizlerin çocuklarınızla, öğrencilerinizle, çocuk dünyasıyla ilgili soruları, sorunları konuşmaya çalışacağız. Bu arada pazar günü Yalova'ya gittik. Yalova'yı hem de şöyle biraz gezmiş olduk aslında. Ailecek gittik Yalova'ya da. Yürüyen köşkü gördük Yalova'da. Çocuklarla birlikte gittiğimiz yürüyen köşk. Bilmem Yalova'ya hiç yolunuz düşer mi ama Yalova'ya yolunuz düşer ise yürüyen köşkü görmenizi ve orada bir çay içmenizi tavsiye ederiz. Biz çocuklarla birlikte çok büyük keyif aldık. Daha sonra efendim Yalovalı anneler ile buluştuk. Anneler gününde onlarla birlikte olduk. Efendim ben çok mutlu ayrıldım Yalova'dan. Çünkü öyle coşkuyla karşılandım ki ben hayretler içerisinde kaldım ki 1,5-2 yıldır, 3 yıldır programlarımızı dinleyen annelerle karşılaştım. Onların dualarıyla, onların sevgi gösterileriyle karşılaştım. Örneğin bir tane anne o kalabalıklar içerisinden geldi, arka taraftan sesleniyor bana. Kızım 27 aylık. Şu anda öyle mutlu ve ben de anneliği öyle duyumsayarak yaşıyorum ki hocam bu neymiş annelik duygusu böyle? Allah razı olsun çocuklarımla çatışmadan, kızımla çatışmadan bir annelik serüveni yaşıyorum. Çocuğumla birlikte yattık. Çocuğumu her defasında sevip okşarken, ona güven verirken, efendim çocuğumun mutluluğunu hissederken diye bir diyalogumuz oldu. Ben coştum, çok heyecanlandım. Bir başka anne arka taraftan sesleniyor. Dedi ki hocam bir dakika durur musunuz? Dua ediyorum size. Ben her namazda dua ediyorum. Çünkü çocuğum çok mutlu. Ben başka insanların çocuklarına bakıyorum. Çok erken yaşta annelerinin yanından ayrılmış olan çocukların ağlatılarak ceza ile terbiye edilmeye çalışılan çocuklara bakıyorum. Artık içim kaldıramıyor. Çünkü kendi oğlumda görüyorum ki ben, oğlum çok mutlu ve benimle uyum içerisinde. Herkes bana demişti ki ya bu çocukla birlikte yatılır mı? Yani çocukla yatarsan sana alışır, kokuna alışır, şununa alışır, bununa alışır. Ayır çabuk yatağından diye söylemişken ama ben ayırt etmedim, güvendim size ve çocuğumla birlikte 2 yılımı yatağımızda aynı yatağın içerisinde sarmaş dolaş geçirdim ve çocuğumla göz göze büyüdük. Şimdi yatağını ayırt ettim, 2 yaşına geldiğinde ayırt ettim. Bir de baktım ki öyle bir güven duygusu içerisinde ve doymuşluk içindeki anneye yatağının içerisine atladı. Aynı sizin tarif ettiğiniz gibi burası meneğim, burası meneğim diye atladı ve yatağına yatmaya başladı. Ben hayretler içerisindeyim. Size çok duacıyım. Evladımı bana verdiniz. Annelik duygularımı yaşattınız bana diye. Ve böylesi heyecan dolu, böylesi sevgi dolu bir ortamda Yalova'dan ayrıldık. Anneler gününden ayrıldık ve bugün de sizlerin huzurunuzdayız. Bu arada ben gelmiş olan sorulara da bakmaya çalışayım. Efendim 7 aylık hamileyim diye göndermiş bir dinleyicimiz. Etrafımı gözlemlediğimde bazı çocukların annelerine çok bağlı olduğunu, en ufak ayrılıkta ya da birazcık başkası sevmeye başlasa ağladığını görüyorum. Bazı çocuklar ise çok cana yakın, herkese gidiyorlar, herkesle oynuyorlar, sürekli annenin dizinin dibinde değil ya da sürekli sadece anne kucağını istemiyorlar. Doğru olan ikincisi mi? Bunun için çocuğun bebekliğinden itibaren nasıl yetiştirilmesi lazım? Evet Asya Hanım,
aslında doğru olan ikincisi. Yani bağımlılık, çocuklardaki bağımlılık, annenin eteğinin dibinden ayrılmama, annenin peşinden ayrılmama hali, eğer belli bir yaşı geçtikten sonra, yani çocuk artık anneye doyumsadıktan sonra, doyduktan sonra ayrılır. Eğer bu ayrılığı gerçekleştiremiyor ve annenin peşini bırakamıyor, sosyal hayata atılamıyor ise, böylesi bir çocuk modeli doğru bir çocuk modeli değil. Kaygılı bağlanma ya da çoklu bağlanma ya da güvensiz bağlanma ile anneye bağlanamamış, yanlış bağlanmış olan çocuklarda görülür. İkinci model doğru. İkinci modelde çocuk yetiştirebilmek için iki tane yöntem var. Ya çocuğu duyarsızlaştırırsınız, kızar, cezalandırır, yanınızdan uzaklaştırır ve vermeyeceğiniz sevgiyi çocuğa artık kanıtlarsınız, çocuk sizden ayrılır. Yahut da çocuk güven duygusu içerisinde anneyle hiç kaygı yaşamadan anneyle birlikte olur ve böylelikle çocuk anneden ayrılmayı bir kaygı olarak algılamaz. Anne çocuğunun her bir ihtiyacını vaktinde ve zamanında gidermiştir ve çocuk böylelikle anneden ayrılmayı bir ayrılma olarak görmez. İkinci modelde çocuk böylelikle anne bağımlılığını yaşamıyor olur. Efendim, hattımızda dinleyicilerimiz var. Kendileriyle hemen selamlaşalım. Efendim, merhabalar. Merhaba Adem Hocam. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sağ olun. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben İzmir'den arıyorum, Konak'tan. Benim ismim de Adem. Merhabalar Adem Bey. Aşağı yukarı ben de 2 yıldır, belki daha uzun zamandır sizi dinliyorum. Hani insanlara büyük bir farkındalık oluşturdunuz. Severek dinliyoruz sizi. Allah razı olsun. Şey diyeceğim ben Adem Bey. Benim 19 aylık bir kızım var. Bu kızım örneğin gazetede bir bisiklet gördüğünde, işte ablamın bisikleti, şu komşunun bisikleti var diye güzel karşılaştırmalar yapıyor. Yemeğimizde sofrada tabağımız boşaldığında gidip hani kepçeyle yemek doldurmak istiyor. Veyahut da annesi bir şeyler yaptığında, yemek yaptığında illa ağlıyor, kendisi yapmak istiyor. Rakamlara karşı da bayağı bir ilgisi var. Benim demek istediğim, bazı yönlerde onu sınırlıyoruz. İşte yapma, etme vesaire. Bu acaba ona yanlış bir davranış mı oluyor acaba ona karşı? Adem Bey, yanlış olur. Yanlış olur. Örneğin kitaplarda saat görüyor, evdeki saatleri gösteriyor. Çok güzel karşılaştırmalar yapıyor. Bir de benim dikkatimi bir şey çekti. Bardağı sağ eliyle boşaltıyor. Sol eliyle alıp öbür tarafa, yani tekrar sağ elini kullanmıyor. Çok ilginç şeyler. Şimdi güzel yetenekleri olan bir kız çocuğuna sahip olduğunuz izlenimi bende uyandırdınız. Yani karşılaştırmayı çok yok, böyle ilginç, yani bizi şaşırtıyor. Evet, yani 19 aylık bir çocuğun konuşmayı neredeyse tamamen çözdü. Fark edebilmesi aslında bir yetenektir. Yani bisikleti gördüğünde ablasının bisikletine benzetmesi, saati gördüğünde vesaire. Artı hayata katılmayı, sizle birlikte olabilmeyi coşkuyla istiyor olması da çok üstün bir şeydir çocuğunuz için, yetenektir aslında. Annenin yaptığı gibi. Bakın şöyle biraz geniş olmaya çalışın. Birazcık geniş olmaya çalışın. Yani anne eğer mümkün olduğu kadar yaşamın içerisine çocuğunu da katar ise, bırakın birazcık böyle o da karıştırmaya çalışsın. Yahut da onun ayrı bir tabak hazırlamaya çalışın. Ayrı bir tencere hazırlamaya çalışın. O da onun yanında karıştırmaya çalışsın. Yani 3-5 dakikalık böylesi anlara izin verirseniz eğer, çocuğunuzun coşkusu devam edecek ve bu coşkuyla bir sonraki dönemlere geçecek. O takdirde göreceksiniz ki mutlu bir çocuğunuz olacak. Sizle çatışmayan bir çocuğunuz olacak. Ama eğer yasaklar ve engeller koyarsanız daha bu yaşta yaşama sevincini kaybeder. Bir tarafta bir süre sonra bakarsınız ki solmuş bir çiçek gibi, bir tarafta kendi kendine oynamaya başlamıştır. Artık sizle çok ilgilenmez. Engellemeyin, olur mu? Tam bu yaş merak yaşı ve coşkuyla hayata katılma yaşı. Eşlik etmeye çalışın. Çocuğunuzla çocuklaşın siz de. Yaşayamadığınız çocuğunuzu şimdi yaşamaya çalışın. Çocukluğunuzu şimdi yaşamaya çalışın. Adem Bey, ben çocuk eğitimi konusunda ben ilkokul mezunum ama hani okumadığım kitap neredeyse yok. Sizin kitaplarınızı da aldım. Bu programı çoktandır dinliyorum. Hakikaten böyle çevreye çok büyük bir farkındalık oluşturdunuz. Hani sizi çok severek dinliyoruz. Hani ben ilk defa arıyorum sizi ama yıllardır dinliyorum. Allah razı olsun. Ve çok teşekkür ettim. Çalışmalarınıza çok başarılar diliyorum. Efendim, Allah, ben çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Eşiniz hanımefendiye de selamlar. Efendim, çok görüşmek üzere. Teşekkür ederim. İyi yanlar. Sağ olun. Hoşça kalın. Sağ olun.
Efendim bir sonraki dinleyicimizi alalım. Merhabalar efendim. Merhaba hocam. Merhabalar. Hocam öncelikle böyle bir soru atmanız için çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Allah razı olsun sizden. Buyurun. Hocam benim sorunum 10 Ocak 2003 doğumlu bir oğlum var. Evde Down sendromlu amcamız var. Birlikte yaşıyoruz hocam. O çocuğun zekasında hiçbir sorun olmadığı halde amcasının hareketlerini taklit ediyor. Bu da yani çevreden çok fark ediliyor. Yani mesela okulda öğretmeni diyor ilk görenler bu çocuk özürlü mü diye algılıyorlar. Ama diyor zekasında hiçbir sorun yok. Yani biz zekasına da baktırdık, şey yaptık. Hiçbir sorun olmadığı söyleniyor. Evde de kardeşlerini sürekli kızdırma, ağlatma peşinde. Çok zorluklar yaşıyoruz. Hocam 2 yıldır ben çocuğuma çözüm bulmaya çalışıyorum. Cebde oturuyorum. Bütün yani hastanelere gidiyorum psikolojik danışmanlık için çocuk psikiyatrisine götürmemi söyleniyor. Üniversitelere götürüyorum ben cevap bulamıyorum. 3 ayda sizden yani cevap almaya çalışıyorum, ulaşmaya çalışıyorum. Evet. Çok zor durumdayız hocam. Bir de gece korkuları var böyle bazen uyanıyor çok korkuyor. 10 dakikada zorla sakinleştiriyoruz böyle. Yani çok zor durumdayız amca, hocam. Amca kaç yaşında Down sendromlu amca? Amca 30 yaşında hocam. 30 yaşında sizle beraber mi yaşıyor? Evet hocam beraber yaşıyoruz. Evet tabii zor bir şey çocuğunuz açısından zor bir şey. Çünkü ne Down sendromunu biliyor ne de anormal davranışı biliyor. Çocuk amcasını biliyor. Amcasının öyle davranış yapıyor olması çocuğunuzun kafa karışıklığına sebebiyet vermiş olabilir önceki dönemlerde. Ama şöyle söyleyeyim şu anda çocuğunuzun bulunduğu yaş dönemi 8 yaşında galiba değil mi çocuğunuz? Evet hocam 8 bitirdi 9 yaş. Aslında şimdiye kadar etkilenme çağıydı. Artık bu yaştan sonra çocuğunuz amcadan önceki dönemlerde olduğu kadar çok etkilenmez. Yani 3 yaş, 4 yaş, 5 yaş döneminde eğer amcayla birlikteyse o dönemlerde amcanın davranışlarını benimseyebilir, onun davranışlarını taklit eder. O dönemler çünkü taklit çağıdır. Artık çocuğunuz 8 yaşına geldiğinde takliti bırakmış, öğrenmeye doğru geçmiştir. Şu anda çok öyle efendim endişe duyacağınız bir şey olmasın. Önceki dönemlerin izidir bunlar. Keşke önceki dönemlerde birazcık daha tedbir alsaydınız. Hocam, rehabilitasyon merkezlerine falan gitmiştim. Hatta psikolojik danışmanlık almanız gerekiyor dediler. Tabii. Merkezine götürmemiz gerektiğini söylediler. Oradaki çocuklar da hani hepsi özürlü genelde. Çocuğumu öyle bir şey götürürsem psikolojisi ne olur? O da çok beni... Nasıl nereye götürmenizi önerdiler? Rehabilitasyon merkezine hocam. Çocuğunuz engelli mi? Hayır hocam yani psikolojik destek için öyle bir yere hani devam etmemiz, Rehabilitasyon merkezlerinde genellikle engelli kişiler bulunur. Engelli çocukların veya yetişkinin rehabilitesiyle uğraşır. Ama sizin çocuğunuz engelli değil olduğu halde niye sizi oraya gönderiyorlar? Özledim. Hani bu sorunlarını atlatabilmesi için psikolojik destek alması şart dediler. Yani öylesi bir şeyde pedagog desteğe ihtiyacı var. Çocuk psikoloğuyla görüşmeye ihtiyaç var. Rehabilitasyon merkezine götürürseniz çocuk o zaman kendisinden de şüphelenmeye başlar. Her şey yerinde olan bir çocukta. Yok yok yanlış tavsiye almışsınız. Keşke önceki dönemlerde bir uzmanla görüşerek çocuğunuzun bu etkilenmesini en aza indirecek şeye getirmiş olsaydınız ama ben şu anda şunu tavsiye ederim. Bakın amcayla da birlikte yaşıyorsunuz. Çocuğunuzda da korkular başlamış. Korkuyla uyanıyor. Demek ki içinde bir şeyler yaşıyor. Akşamları çocuğunuzun yatağına uzanın. Ve onu siz yatırmaya çalışın. Uyuduktan sonra... Zaten hocam muhakkak yanında uyumamı istiyor. Yani yanında uyuyun muhakkak. İşte. Bu ihtiyacını dile getiriyor. Kendi yatağınıza değil, çocuğunuzun yatağında onu yatırarak, onu sanki yeniden doğmuş gibi öyle sarmaş durmaş olarak ona tensel temas sağlayarak korkularını ve şu andaki yaşadığı sıkıntıları atlatmaya çalışın. Ama bir uzmandan mutlaka tavsiye almanızı öneririm. Olur mu? Olur hocam. Çok teşekkür Peki, ederim. Peki görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın. Ben bir mesaj okumaya çalışayım. Şu anda gelen bir mesaj Şerife Hanım'ın mesajı. Merhaba Adem Bey, hayırlı günler. Size sorum. Kızım 15 aylık iken işe başlayacağım. Nöbet usulü çalışıyorum, hemşireyim. Kızım şu an benimle yatıyor. Fakat işe başlayınca 3 ay sonra ne yapmam lazım? Beni arıyor özellikle gece. Acaba doğduğunda 13 gün yoğun bakımda kalmış olması bir etkisi var mı? Ne yapmalıyım? Şimdiden teşekkür ederim demiş Şerife Hanım gönderdiği mesajda. Şimdi 15 aylık tabii çocuk küçük yani daha henüz o
ruhsal embriyo dönemini atlatmış değil ve bu yaşta çalışıyor, yani 18 aylıkken çalışacak. Bir kopukluk yaşanacak, bir sıkıntı yaşanacak demek ki Şerife Hanım. Bu dönemde akşamları eve gelmediğiniz sırada babayla da bağlanmasını sağlamaya çalışın. Akşamları babanın yanında belki uzanabilir, babayla birlikte yatabilirler. Böylece atlatmaya çalışın ve gündüz eğer bir bakıcıya bırakacaksanız, birisine bırakacaksanız, o kişi aynı kişi ve devam eden kişi olması lazım. Değişiklik olmaması lazım. Yani bir kayınvalidenize bırakıp, bir kendi annenize bırakıp, bir de bazen de bakıcıya bırakma şeklinde değil. Artık siz olmayacaksınız onun yanında. O zaman anne figürünü taşıyacak birisiyle bağlantı kurursanız, kurdurursanız çocuğunuz kırılan güven duygusunu tazeleyebilir sizden ayrıldığı sırada. Bu arada bir şey tavsiye edeyim. Daha önce de tavsiye etmiştim. Kızınız emme döneminde bırakacaksınız kızınızı. Bir süt anne bulmaya çalışın kızınıza. Süt anne. Eğer kızınıza bir de süt anne bulursanız, çocuğunuz emmesini de devam eder ise, çocuğunuzdaki o güven kırıklıkları yine birazcık daha aşağıya inmiş olur. Değerli Şerife Hanım. Efendim, hattımızda bir dinleyicimiz daha var. Kendisine merhaba diyelim. Merhaba hocam. Merhabalar. İyi günler. İyi günler. Benim büyük bir sorunum var. 14 yaşında bir oğlum var. Baştan babaya karşıydı. Çok başarılı bir oğlumdu. Bu sene hiç çalışmıyor derslere. Dershaneye gitmiyor. Yardım alalım diyorum. Sıkıntım var diyor. Evde durmuyor. Sıkıntım var diyor. Evet, yardımını da istemiyor. Ben çalışan bir anneyim. Ben büyütemedim çocuklarım. İki tane çocuğum var. Ablam büyüttü, ona büyük anne der. Sıkıldığı zaman o tarafa gidiyor. Ne yapabilirim? Tamam. Oğlunuzun babasıyla arası nasıl? Babaya çok karşı. Baba çok koyduğu kuralları çiğneyen bir babamız. Ama babaya çok karşı. Karşı derken çatışma mı var babayla? Evet. Sert mi davranıyor babası? Baba sert davranmıyor. Babamız alkol bağımlısıdır ama çok çok iyidir. Daha bir tokatı yoktur oğluma. Ne kızıma ne oğluma. Alkol bağımlısı ama kötü davranmıyor. Kesinlikle. Peki sizin babayla aranız nasıl? Gün gelince çatışıyoruz tabii. Gün gelince çocuk kime aidiyet hissi hissediyor? Size nasıl? Mi? Aidiyet hissi kime hissediyor çocuk? Siz çalışan bir annesiniz, yoksunuz evet. Yanında. Evet. Babaya karşı da tepkili, o da evet. Yok. Evet. Peki çocuk ruhen kime aidiyet hissiyle bağlı şu anda, yoksa ortada mı duruyor? Şu anda bir kız arkadaşımız var. Kız arkadaşına, tamam. Ondan mı besleniyor duygusal olarak? Bilemeyeceğim hocam, çok korkuyorum. Bir de kötü alışkanlıklar edinecek diye dışarıda arkadaşlarına. Takip edemiyorum. Erkek çocuk kızıyor bana gördüğü zaman. Tabii. İşte o, hani biz hep söylüyoruz ya, vaktinde çocukla o duyusal bağlantılar kullanması ileriki dönem için çok gerekli. Yoksa çocuk bir dönemde artık bir takım duyguları uyandığı zaman anneyi terk ediyor, babayı terk ediyor. Kendisine uygun birisini bulmaya çalışıyor. Ama sizin kârınız şu, büyütemedim diye hiç endişe etmeyin. Kendi içinizde eziklik yaşamayın. Yaşam süreciniz belki bunu beraberinde getirdi. Siz de çok arzu ettiğiniz bir şey değildi belki de şu anda karşılaştığınız şey. Ama kârınız şu, ablanıza büyük anne mi diyor ablanıza? Büyük anne diyor. Ablanızla olan bağını kuvvetlendirmeye çalışın. Ve siz de o bağın içerisinde bir süre ortak olmaya çalışın. Yani oraya gidiyor ise gitmesini, ablanızın size gelmesini ve o bağı kuvvetlendirmeye çalışın. Ve bu bağ vasıtasıyla şu anda kız arkadaşlığından endişe ediyorsunuz galiba, yanlış bir şey yapar evet. Ve sıkıntı yaşar diye. Ablanız vasıtasıyla o kısmı rehberlik yaptırmaya çalışın ablanızla. O kısmı ablanız kontrol etsin ve siz teşvik edin. Çünkü sizinle kuramadığı belki bağı ablayla, halasıyla, teyzesiyle kurmuş durumda. O bağı kuvvetlendirmeye çalışın ki bu sıkıntılı dönemde öylece atlatsın. Bu bir. İkincisi ise çocuğunuz tam 14 yaşında olduğu için artık kendisine bir idol, örnek, bir model arayışı içerisindedir mutlaka. Babasını da şu anda eğer benimsemiyorsa babasının davranışlarını, etrafta birisini kendisine örnek
almak zorunda çocuk. Ve bu dönemde eğer çocuğunuzun yanına bir tane arkadaş edindirir, bunun zeminini de siz hazırlarsanız, falancanın oğlu maşallah bayağı içli bir çocuk, bayağı bir duyarlı bir çocuk, derslerinde de başarılı bir çocuk. Siz bir takım fırsatlar oluşturarak, onların cebine harçlık koyarak, Ahmet gelir misin, gel sana 10 lira harçlık vereyim, 20 lira harçlık vereyim de bizimkiyle beraber bugün bir sinemaya gitseniz, parka gitseniz, falanca yere gitseniz diye, eve çağırıp doğum günü yaparak, eve çağırıp bir takım etkinlikler yaptırarak, gözünüze kestirdiğiniz konu komşu veya akrabanın çocuklarından bir tanesiyle oğlunuzu yaklaştırmaya çalışın ki çocuğunuz onun vasıtasıyla bir tarafa doğru gitsin. Şu anda çocuğunuz aşağıya doğru bir düşüş içerisinde, bir dala tutunması lazım. O dalı siz hissettirmeden uzatın çocuğunuza. Bir arkadaş edindirmeye çalışın, birisini arkadaş edindirmeye çalışın. Aman teyzeyi de mutlaka yanına yaklaştırın. O aidiyet hissini teyzeyle devam ettirsin. Olur mu? Çok sağ ol hocam. Allah ama benim olsun. Çocuğun o kadar çok arkadaşı var ki benim dediklerimi yani böyle benimsemiyor. Ben de artık siz söylemeyin. Söylerim. Yok yok siz söylemeyin. Bakın şunu söylemeye çalıştım. Yani eğer gözünüze kestirdiğiniz akrabadan bir tane delikanlı var ise veya komşularınızdan var ise bir tane delikanlı, siz hissettirmeden o çocukla irtibata geçerek bizimkiyle beraber bir sinemaya gider misin diye söyleyin. Yoksa siz oğlunuza söylerseniz hadi falancaya arkadaş ol diye kabul etmez zaten. Evet. Ya da teyzesi vasıtasıyla bunu indirek olarak yapın, direk olarak değil, kenarda hissettirmeden yapın. Evet. O takdirde ancak olabilir. Çok arkadaşı var olmuş olması çocuğun arkadaşı var olması anlamına gelmiyor. Çok üzülüyorum zaten. Çok arkadaş bomboş istemiyorum. Evet yani evet. Çok arkadaşı olması çok defa çocuğun aslında evet. Hiç arkadaşı olmaması anlamına gelir. Siz gerçek bir arkadaş buldurmaya çalışın çocuğunuza olur mu? Oldu çok tamam. Sağ olun. Allah siz sağ olun. Allah razı olsun. Efendim hattımızda bir dinleyicimiz var. Kendisine merhaba diyorum. Merhaba hocam. Merhabalar. Ben adım Hilal. 2,5 yaşındaki kızım hakkında size bir şeyler soracaktım da. Buyurun. Evvela şunu sormak istiyorum. Acaba korku çocuğu bir kişiye sevdirtir mi? Yani dedesini çok seviyor mesela benim kızım, benim babamı. Ama bir o kadar da tırsıyor. Onun bakması yetiyor yani kızıma diyebilirim. Biz de şimdi babamızı çok severiz mesela ama hani bir o kadar da hakikaten böyle aman babam şöyle olmasın, babam kırılmasın diye çok uğraşırız. Şimdi bakıyorum torunlarda da öyle bir devam ediyor. Hı-hı. Acaba bu korku ne kadar hani doğru bir şey mi ya da benim onu dedesiyle korkutmam doğru mu? Bazen çünkü şeysiz kaldığım zamanlarda korkutabiliyorum. Deden işte bak böyle yapıyor arayacağım şimdi tarzında. Bunu sormak istiyorum. Bir de baba şimdi evde tamam bize otorite olmamamız gerekiyor. Ben sizi çoktandır dinleyemiyorum hocam. Daha yeni başladım sayılır. Bir de pazartesi, salı, çarşamba normalde sabahları evde yokum. Eğitime gidiyorum. Bu saatimiz de 2'de, gece 2'deymiş tekrarı. Sordum ama daha evveli alınmaz mı acaba? Çok istiyorum dinlemek. İnşallah. Yani eğer şeye ben de çok arzu ediyorum. Yani gece saat 2'de bunun tekrarının yayınlanıyor olması belki yolda denk gelen araba içerisindeki birileri tarafından dinlenir ama müracaat olursa belki evet yani ben çok arzu siz, ettim ama o da olmadı. Yani dinlemek istiyorum. Dileğinizi belirtin bence şeye. Eğer onlar da arzu ediyorlar ise ben çok arzu tamam. ediyorum ki akşam saat 10'da 11'de evet, ailecek dinlenebilecek bir şeye gelsin. Eşim de dinleyemiyor. Çok birkaç kere rast geldi hatta evet, çok evet. memnun oldu o da. Gündüzleri işte eşler birbirinden genellikle ayrı oluyor. Birisi evet, dinliyor öbürküsü çok şey yapamıyor evet, yani hocam. O ehemmiyetini kavrayamıyor. Akşam saatinde eşlerin bir olduğu saate evet, keşke hocam. Çok memnun bu olurum, konuda gerçekten. Müracaatlar var ise arzu edenler var ise iletirler ise zannedersem bu konuda yetkililer de hassas davranacaklardır. Ama evet. sizin söylediğiniz birinci soruyla alakalı şunu söyleyeyim değerli Hilal Hanım. Ah şu çocukluğun sırrı yok mu şu çocukluğun sırrı. Öylesi bir şeyden bahsediyorsunuz ki şu anda içim yanıyor benim. Şu anda gerçekten içim yanıyor. Çünkü çocuğun şöylesi bir hali var. Çocuk korktuğu kişiye teslim olur. Değil mi hocam? Çocuk korktuğu kişiye teslim olur. Eğer çocuk o korktuğu kişiyi yenemeyeceğini ve onun kesinlikle. Güç ve kuvvet sahibi olduğunu bilince gider ona sırnaşmaya başlar. Zarara uğratılmamak için. İnternette arayın lütfen. Bu yetişkinler için de böyledir. Stockholm sendromu diye bir sendrom var. Kişi cellatına aşık olur.
Yani eğer o cellatın elinden kurtulamayacağını hissederse Stockholm sendromu odur. Korktuğu kişiye birden bağlanıverir. Hele ki bu güçsüz bedenin olduğu sırada, hele ki çaresiz olduğu bir sırada yetişkinler onun üstünde güç ve kuvvet gösterisinde bulunur ise çocuk birden kendini teslim eder. Bunun adı sevgi değildir aslında. Bu bir evet edilgenlik halidir. Ben doğru bulmuyorum. Sakın ben ola ki. Ben hep onu söylüyordu. Siz korku sevdiriyor kesinlikle. Bu eşiniz. Yani... Eşiniz beyefendi haklı. Ona selamlarımı çokça iletin. Sakın ola çocuğunuzu babanızla korkutmayın. Yani kişilikli çocuk yetişsin. Etken çocuğunuz olsun. O baktığı zaman birisi kaşlarını çatıp birisi ona baktığı zaman çocuğunuz diyebilsin. Niye öyle bakıyorsun diye. Evet geçen babam anlattı da hocam şekyatta zıplıyormuş. Döndüm baktım şöyle diyor. Ne yapmış? Bunu bana söyleyebildi diyor Hilal yani. Babam da bir tacip etmiş yani aşırı derecede. Hani bunu bana söyleyebildi tarzında. Evet. Olsun baba dedim o da bir gelişimdir yani. Tabii. Çocuğa yoksa Allah göstermesin. Bakın çocuk tacizlerinin en büyük etkenlerinden bir tanesi çocuğun kendisini çaresiz hissettiği anlarda gerçekleşiyor. Gel bakayım buraya. Diye çocuğa seslenildiğinde çocuk kuş gibi gidiyor yetişkine kendisini teslim ediyor. Evet. Onurlu ve güçlü bir çocuk yetiştirmek istiyorsanız eğer çocuğunuzun içine bu korku salınımlarını ne olur yaşatmayın. Evet hocam. Hocam peki bu mesela şimdi evde bir şey daha sorabilir miyim? Vakti hattımızda, var mı? Hattımızda dinleyicilerimiz var onların hakkını yemeyelim olur tamam, mu? Tamam peki oldu peki. Hocam. Çok teşekkür hocam. Ederim. Ben teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağ olun. Efendim hattımızdaki dinleyicimize de merhaba diyelim. Efendim merhabalar. Hocam selamünaleyküm. Aleyküm selam. Ben geçen hafta sizi rahatsız etmiştim. Bu hafta da nasip oldu tekrar görüşmek. Allah'a şükür. 6 yaşında bir kızım olduğunu söylemiştim geçen hafta. Hı hı. Siz demiştiniz ki bir sene daha bekletmenin faydası var demiştiniz. O yüzden biz de sizin tavsiyenize uyarak bir sene daha bekletmek istiyoruz. Birinci sınıfa göndermeyelim istedik. Yalnız şimdi bunu söylerken noktada... bunu söylerken şu parantezin içerisindeki cümlelerimi de lütfen dikkate alın. Ben buyurun. Çocuğunuzu görmedim. Anladım. Ve çocuğunuzun gelişim evrelerini bilmiyorum. Ben genel bir kanaat olarak ve kendi çocuklarımdan yola çıkarak bunu söyledim. Çünkü çocukların günümüzde görüyorum ki ilkokul sıralarında çok ezildiklerini görüyorum. Çocuklar birazcık daha toparlansın diye şey yapıyorum. Evet. Bunun için söyledim. Anladım. Soruma geçeceğim müsaadenizle. Estağfurullah. Bir buçuk yıl kadar biz gönderdik ana sınıfına. Bu sene biri göndermeyecek durumdayız. Bunun yerine acaba maneviyat eğitimli bir yere göndermemizin, Kur'an eğitimi alan Sübyan Mektebi tarzı bir yere göndermenin bir mahsuru olur mu hocam? Yani burada benim söyleyeceğim ve sizin belki de dikkat edeceğiniz en önemli kısım şu. Çocuk ruhen uyum sağlayacağı bir yere gitsin. Bu ister anaokulu olur, ister ismi başka bir okul olur, ister kreş olur, ister maneviyat eğitimi veren bir yer olmuş olur. Hiç fark etmez. Önemli olan oradaki kişinin o çocuğu sarıp sarmalaması, o çocukla göz göze geldiğinde ona ruhen uyum sağlayabilmesi. Yani olabilir, hiçbir mahsuru yok. Okuma yazma noktasında bir ket vurma olmaz değil mi hocam? İleriye dönük yani, birinci sınıfa geçtiği zaman. Şimdi şöyle, orada harf öğretilmemesi lazım. Harfleri geçmemeler lazım. Yok, harf öğretilmemesi lazım. Anladım. Bir de bu kızımızda unutma rahatsızlığı var. Bu rahatsızlık mıdır? Gerçi biz de bilemiyoruz. İsimleri çabuk unutuyor. Evde koyduğu eşyaların yerlerini çok çabuk unutabiliyor. Bunda ne dersin? Acaba bu sıkıntı mıdır? Yani sıkıntı olabilecek bir şeyden bahsediyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, bir dikkat edin. Eğer çocuk kaygı oluşursa çocukta eşyanın ve şeylerin isimlerini unutabilir. Bu kaygılı bir ruh hali olabilir. Acaba kaygı duyduğundan dolayı mı unutuyor? Yoksa önemsemediğinden dolayı mı? İki yol ayrımı var. Eğer kaygılı bir benlik yapısına doğru gidiyor ise o zaman siz kendinize dikkat edin. Acaba biz kaygılandırıyor muyuz? Hızlandırıyor muyuz çocuğu? Beklentilerimiz mi çok fazla diye aman dikkat edin. Çünkü kaygılı ruh halindeki çocuk hemen unutur. Hemen unutur. Tamam. Anne babaya görev düşüyor. Anne babaya görev düşüyor evet burada. Anladım. Bir de bir son sorum hocam müsaadenizle. Hattımızda dinle... Son sorum lütfen. Peki buyurun. Çok zor düşürdüm. Bir küçük kardeşi var, erkek kardeşi. Hı hı. Bu erkek kardeşi de yalana çok kolay meylediyor. Henüz daha 3-4 yaşında. Hı. Belki yalanın farkında bile değil ama. Hani soruyoruz kim yaptı hemen bir başkasına havale edebiliyor. Eyvah. Şimdi bu ikinci sorunuzla ben birinci sorunuzu şey yapayım. Galiba evde biraz kaygılı bir ortam oluşuyor galiba. Evde biraz kaygılı ortam var. Hı. Yani var mı öyle bir şey? Hesap sorucu bir ortam var mı evde?
Pek biraz. Yok ama hani biz de sadece fazla üstüne gitmemeye başladık bu noktadan sonra. Hani kendini yalanı teşvik etmemesi için kapatmaya çalışıyoruz. Farklı sorular sormaya çalışıyoruz ama böyle bir sıkıntı da var oğlumuzda. Yani şimdi İki bakın şöyle söyleyeyim. Buyurun. Onurlu çocuk yalan söyler. Onurlu çocuk. Eğer çocuğun benliğinin üzerinde bir takım baskılar oluştuğunu veya kaygılar oluştuğu zaman çocuk birdenbire o kaygılardan kurtulmak ve onurunu zedelettirmemek için hemen yan yola sapar, orada yalan söyler. Çocuk bazen sevgiyi, tabii sevgiyi kaybetmemek için yalan söyler. Evet. Eğer siz karşı tarafta örneğin soruyorsunuz, niye bu böyle mi diye soruyorsunuz, niye yalan söylüyorsun diye soruyorsunuz, öyle değil mi? Kim yaptı diye sorduğumuz zaman hemen farklı şekilde cevaplar veriyor. Demek ki onun, evet, demek ki onun tehlikeli bir iş olduğunu ve hesap sorulması gereken, hesap verilmesi lazım gelen bir şey olduğunu hissederse çocuk, ki hissetmiş, öyle bir soru sakın ola ki sormayın. Kim yaptı bunu? Sizi ilgilendiren bir şey olmaması lazım. Yetişkin olarak normalde zaten bilirsiniz kimin yaptığını. Bunlar her birisi kaygı oluşturur. Çocuk kaygıdan dolayı da yalan söyler. Aman dikkat edelim. Evde birazcık galiba şey var, yöneticilik bir tavır var çocuklara karşı galiba. Yöneticilik değil de iş birliği şekline dönüştürmek lazım evdeki havayı. İş birliği. Tamam mı? Tamam inşallah. Sağ olun, çok teşekkür ederim. Efendim hattımızdaki dinleyicimize merhaba diyelim. Efendim merhabalar. Merhaba hocam. Merhaba. 4,5 aylık bir oğlum var. Allah bağışlasın. Sağ olun hocam. Hocam anne sütü almasına rağmen parmaklarını böyle tamamen hepsini emmek istiyor böyle. Nasıl davranman gerekiyor? Şimdi zaten emme döneminde olduğu için hiç endişe etmeyin. Çocuğunuzun ağzına ne gelir ise onu emer çocuk. İster parmak verin emer, ister yalancı emzik verin emer, ister anne göğsünü ağzına aldığı zaman onu emer. Yani bu endişe edilecek bir şey değil. Ellerini kontrol etmesini sağlayın. Bunu bir alışkanlığa çevirmeye çalışın. Yani ellerini eğer birazcık uzak tutarsanız ağzından, uzunca bir süre vermeyin elini ağzına, o kurtulur. Ya yoksa bir problem değil yani bu. Elini ağzına almaya alışmış, onu emiyor şu anda. Yani bu alışkanlık, hocam, endişe etmeyin. Hocam bir de şimdi arkadaşlara sizi tavsiye ediyorum. Ama biraz kolay olmuyor. Yani ben şimdi arkadaşlara götürdüğüm zaman çocuğu, bazıları işte hani sevdiğinden işte çirkin diyor, kimse yaramaz diyor işte. Hani bir şey diyemiyorsunuz, hani bu doğru bir şey değil demek istiyorum bazen ama diyemiyorum. Yahu diyelim işte, diyelim şu kaba saba yetişkin ruhundan sıyrılalım çıkalım. Biz tabii çocukların üstüne bir karabasan gibi şu anda yetişkinler çökmüş, neyi diyemiyoruz? Ya bu böyle çocuğa konuşulmaz. Atalarımız mı konuşmuş? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam mı konuşmuş? Çocuklarla böyle muhatap olmasını kim öğretmiş bize? Çirkin, pis, çekil kenara, seni sevmeyeceğim diye çocuklara böyle bir ruhla yaklaşılmaz. Bunu niye söyleyemeyeceğiz ki? Eğer arkadaşımız söylediği zaman ya çocuğa böyle konuşmasa keşke alınır, işte incinir diye söylediğimizde, aman canım senin çocuğun da çok kıymetliymiş, zaten seninkine de bir şey söylenmez denilir ise, o takdirde çocuk sevemeyen insan sevemez. O zaman da çok da içli dışlı olmamaya gayret etmek lazım. Ta ki çocuklar belli bir kendilerini koruyucu seviyeye getirinceye kadar. Korkak olmayalım bu konuda. Hayır. Çok hassas davranıyorsunuz. Hani çocuğa kızılmadan terbiye verilmez. İşte hani dinleyin, gerçekten anlarsınız diyorum. Hani çocuğa böyle yapılmaz. Bu şekilde. Şimdi ben size şunu söyleyeyim. Yani çok hassas davranmak ne? Ben Anadolu pedagojisini araştırırken, tarih kayıtlarına bakarken, geçmişe doğru bakarken, orada çocuklara yüz vermeyi ya da çocuklara hassas davranmayı bir tarafa bırakın. Anne babaların ödü kopuyormuş, ödü kopuyormuş. Aman bu çocuk bir yanlış davranışımdan dolayı yoldan çıkacak diye ödleri kopan anne babaların tavırları ve hatıraları var Anadolu pedagojisinin içerisinde. Bakın İstanbul fethedilinceye kadar çocuklara anne babalar yüksek sesle konuşmamış, saygısızlık olur diye. Ne saygısızlığı olur? Ya İstanbul'u fethedecek kumandan ya da onun askerlerinden bir asker acaba şu mu, bu mu diye çocuklara karşı yüksek sesle konuşulmamış, kaldı ki siz diyorsunuz ki git pis, çirkin, seni sevmeyeceğim diye davranan kişilere ayıp olur diye ben çocuğumu ezdirmek zorunda kalıyorum. Olur mu canım böyle bir şey? Hayır, hayır, hayır. Çocuktan yana tavır koyun. Bu kendi çocuğunuzdan yana değil. Tüm çocuklardan yana tavır koymadıkça bu işin çözümü olmaz. Olur mu? Peki hocam. Tamam.
Hocam bu arada sizi dinledikten sonra yani 2 yıldır yakın takip ediyorum. Çocuğumu yanımda yatırıyorum. Eşimle birlikte dinliyoruz. Çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Nasıl mutlu mu çocuğunuz? Çok mutlu hocam. Yani siz mutlu musunuz? Anneliğinizi yaşıyor çok musun? Çok mutluyum hocam. Elhamdülillah. Gerçekten Allah razı olsun. Anneler ile çocukların böyle buluştuğunu gördükçe ben de coşuyorum. Allah razı olsun. Allah sahip razı çıkın olsun çocuğunuza. Teşekkür ederim peki hocam. Peki. Hoşça kalın. Sağ olun. Efendim bir dinleyicimiz daha var. Kendisini alalım ve son dinleyicimiz olacak galiba. Efendim merhabalar. Ya merhaba Adem hocam. Merhabalar. Öncelikle böyle bir faydalı program yaptığınız için Allah razı olsun sizden. Amin. Ben bir sorum vardı hocam. 2,5 yaşında bir kızım var. Hı hı. Çok hareketli bir çocuk. Bu benim için bir sorun değil ama çevremdeki için bir sorun. Eşimin ailesiyle birlikte yaşıyoruz. Hı-hı. Dedesi, babaannesi. İşte çok hareketli, sen bağırmıyorsun, dövmüyorsun, terbiye etmiyorsun. Sürekli bu şekilde konuşuyorlar. Çocuğuma işte bağırıyorlar, çağırıyorlar, yeri geldiğinde vuruyorlar. Ben yapmamaya çalışıyorum bunları ama bazen etkilerinde kalıyorum, ben de bağırıyorum. Bilmiyorum hocam ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Kitaplarınızı okuyorum. Hı-hı. İşte programınızı yeni peki kayınvalideniz, kayınpederiniz şu anda dinlediğiniz gibi sizi bu programı dinlemiyor mu? Dinletemez misiniz? Hayır hocam. Kesinlikle dinletemeyeceğim. Çünkü vicdan azabı çekiyor. Çünkü birçok kişi dinleyeceği zaman birden yanlışları yüzüne geldiği zaman ve çocukları kendi yetiştirdiği çocukları aslında ne kadar ezerek yetiştirdiğini de hatırladığı için birçok kişi vicdan azabı da duyuyor. Evet, hocam, ama madem ki onların de yardım alamıyorum. Eşinizden mi dinlemiyor bu programı? Yok, eşimi dinletmek istiyorum ama eşim sürekli işte çalışıyorum, yoğunum, dinleyemiyorum. İşte arşivinizi takip etmesini istiyorum. Yani sürekli diyorum tamam programı dinleme imkanım olmayabilir diyorum ama arşivden en azından takip etmeye çalış. İşte kitaplarınızı okuduğum zaman dipnotlar alıyorum, ona gösteriyorum. Yok işte. Yok, o yanlış bir şey olur. Yani birçok hanımefendi öyle yapıyor, ondan sonra daha çok tepkiyle karşılaşıyor. Hatta beyefendiler bu sefer bana da kızıyorlar. Yani hocam Adem dinlemiyor hocam, zaten. Yani bir Adem Hoca çıktı gidiyor, bu nedir ya, biz kendi çocuğumuzu kendimiz yetiştiremeyeceğiz de Adem Hoca mı yetiştirecek? Şimdi hanımefendi okuyor kitabı, o kitabın içerisinden ruhuna hassas gelen kısımları götürüyor eşine verdiği zaman eşi tepkiyle karşılaşıyor. Bırak ya bunları diyor, yani ben çocuğumu yetiştirmesini bilmiyorum mu diyor. Bu incitici bir tavır olur, o tavırda yaklaşmamak lazım ama şöyle olması lazım belki de. Eşinize şunu söyleyin, deyin ki yani ömrümce hiçbir şey istemeyeceğim senden, hiçbir şey de istemiyorum. Sadece bir şey isteyeceğim. Eğer beni bir eş olarak ve aile olarak kabul ediyorsan akşamları oturalım birlikte dinleyelim. Bunun için de internetten siz indirin arşiv hocam, programını. Hocam akşamları dinleme imkanımız yok. Evde internet yok. O işte internet var, onun için dinliyorum. Yok yok, şöyle şunu söylemek istiyorum. İnternetten indirin, bir CD'ye çekin. CD'ye. Evet, tamam. Bilgisayarda akşam odanıza çekildiğinizde bir saat, hatta 40 dakika 45 dakika sürüyor bu program. Açın, 40 dakikanı bana veremez misin diye. Hiç akıl vermeyin. Hiç ona bak duydun mu demeyin. Orada program çalarken birlikte kenarda bir yerde oturun, göreceksiniz ona da hitap edecek. Hatta bu programı dinlediği kısımda gelince arşivde hanım Allah razı olsun diyecektir, inşallah diyecektir yani. Ve hocam şunu da söyleyeyim, çocuğunuzun kızınızın şeyden etkilenmesi kısmını da ben daha önceki programlarda şunu söylemiştim. Tay ana ata bakarak kişnemeyi öğrenir. Dolayısıyla siz kızmadığınız ve çocuğunuza sahip çıktığınız süre içerisinde kayınvalidenizden, kayınpederinizden çocuğunuz çok fazla etkilenmez. İçeriye girdiğinizde kızınıza sahip çıkın. Etkilenir diye hocam. Yok yok. Hani aynı evde yaşadığınız için. Yok yok, etkilenir mutlaka ama gözü sizin gözünüzde olur. Eğer siz yok, o tavırları destekleyici bir bakış, duruş ve azarlama içerisinde olmuyor ve kızınıza bakarken böyle... Olur kızım, tebessüm ederek bakıyor ve içeriye girdiğinizde sarıyorsanız bazen deden böyle kızıyor, bana da kızıyor, hatta bak ona da kızıyor. Sen boş ver derseniz kızınız ondan etkilenmez. Olur mu? Hocam bir de bir şey soracaktım. Yalnız şöyle bir şey var. Tam 53 geçe bitirmemiz lazım geldiğini yanımda benim teknik yönetmen arkadaş. Hocam bitirelim, hocam bitirelim diye ikaz ediyor. Eğer şeyse bu sorunuzu daha sonra alsak olur mu? Tamam hocam. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah sizden razı olsun. Çocuğunuzla doyasıya annelik dileklerimle efendim. Hoşça kalın. Çok faydalı oluyorsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Efendim yayınımız burada sona erdi. Bugün pazartesiydi. Yarın da saat 11'de, salı günü saat 11'de eğer bizlerle birlikte olursanız sizlerle
çocuk deyip geçmeyin diyeceğiz. Efendim hoşça kalın. Çocuk yetiştirmek toplumsal bir duyarlılıkla olur. Duyarsız bir toplumda sadece kendi çocuğunu yetiştiren kalabalıkların zararına uğrayacak çocuk yetiştirir. Siz de bu duyarlılığa ortak olun. Eşinize, dostunuza, konu komşunuza, çocuğunuzun öğretmenine çocuk deyip geçmeyin diye seslenin.